Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir konu öğreneceğiz. İslamiyet'in doğuşunu öğreneceğiz. Hazır mısın Tonguç'um? Hazırım mı hocam. Harikasın. Tebrik ediyorum seni. Bugünkü dersimizde Cahiliye dönemini, Hazreti Muhammed Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem dönemini, yani İslamiyet'in doğuşunu, Dört Halife dönemini yani Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali dönemini ve sonrasında Emeviler ve Abbasiler dönemini öğreneceğiz. Cahiliye ne demek biliyor musun Tonguç'um? Hayır hocam. Cahiliye esasında cehalet dönemi demek. Yani peygamberimizden önce gerçekten Araplar tam bir cehalet içerisinde, tam bir rezillik içerisinde ama Allah peygamber efendimizi yollayacak ve peygamberimizin gelmesiyle birlikte cehalet bitecek hatta azalacak. Ve ardından da tabii ki ne olacak? İslamiyet gelecek. İslamiyetin gelmesiyle birlikte de e, ilk başta işte Mekke'den Medine'ye göç edilmek zorunda kalınacak. Sonrasında Medine'den tekrar Mekke'ye gelip İslamiyet tüm böyle A Arap Yarımadası'na ve sonrasına yayılacak. Ardından dört halife dönemi, Emeviler ve Abbasiler dönemi var. O zaman hazırsan dersimize başlayalım mı Tonguç'um? Hazırım hocam. Harikasın o zaman hadi bakalım başlayalım. Şimdi öncelikle Arap Yarımadası nerede biliyor musun? Şimdi Türkiye burası bak şöyle bir Türk bayrağı koyayım buraya. Türk bayrağının hemen altında yani burası Anadolu böyle aşağı iniyorsun şurada Kıbrıs var. Şam, Kudüs ve burası Arap Yarımadası. Yani böyle Arabistan'a giden hiçbir akraban var mı Tonguç? U? Evet hocam. İşte onlar böyle e, Umre'ye gittiklerinde, Hac'a gittiklerinde böyle Türkiye'nin güneyine gidiyorlar. Türkiye'nin güneyinde bir yerde. Dolayısıyla güneyde bir yerde olduğu için de çok sıcak bir yer. Burada Medine şehri çok çok önemli. Mekke şehri çok önemli. Zaten Mekke şehri dünyanın kalbi. Yani Kabe e, Mekke'de. Dolayısıyla Mekke zaten Hazreti Muhammed'den de önce yani Peygamber Efendimiz'den de önce hep kutsal bir şehir. Yani İlk insanlar da Hazreti İbrahim de hep buralarda ibadet etmişler. Yani Hazreti İbrahim çok çok eskiden yaşayan Hazreti İbrahim Allah'ım ben nerede ibadet edeceğim diyor. Ben nasıl sana dua edeceğim diyor ve ona Allah Mekke'ye gösteriyor. Zaten Mekke'de de gerçekten gittiğin zaman böyle Allah Allah diyorsun. Çok eski bir yer böyle eski kayalar eski taşlar. Dünyanın en eski yapılan yerlerinden biri. Mesela burada hiç deprem olmuyor. Şimdi Mekke, Medine bunları öğreneceğiz birazdan. Ve Arap Yarımadası'na baktığımızda esasında bir siyasi birlik yok. Bu kelimeyi çok severler hocalar. Siyasi birlik yok. Yani Arap Yarımadası böyle dağınık bir halde. Böyle farklı farklı devletler var. Tek bir devlet yok ve kabileler halinde yaşıyorlar. Şimdi zaten buraya da onu yazmışız bak. Hazreti Muhammed'in doğduğu dönemde yani Peygamber Efendimiz'in doğduğu dönemde Arabistan'da siyasi birlik yok. Yani tek bir devlet yok. Farklı farklı devletler var. Bu çok önemli bir cümle. Buraya yıldız koyarım Tonguç'um. Mısır, Anadolu ve Suriye'de Roma İmparatorluğu var. Bak burası Roma İmparatorluğu. İran'da Sasaniler var. İranlılar yani. Orta Asya'da ise bizimkiler. Yani Köktürk Devleti var. Yani İslamiyet geldiğinde bizde Köktürk Devleti var. Hatırlarsan Hunlar vardı, Köktürkler vardı, Uygurlar vardı. İşte Köktürkler e, İslamiyet'in doğduğu sırada, o sırada e, Orta Asya'da Çinlerle mücadele ediyor. Şimdi burası önemli dedik. İslamiyet öncesinde Arap Yarımadası'nın genel durumuna baktığımızda tekrar bu cümle geldi tekrar gördüğün gibi siyasi birlik yok ve kabileler var. Kabile ne demek biliyor musun Tonguç'um? Hayır hocam. Kabile esasında aileler demek, gruplar demek yani belli bir grup beraber takılan ekipler yani insanlar birbirlerini tanıyorlar, aileler, akrabalar hep beraber yaşıyorlar küçük küç, köy gibi yani. Kabilelerin başında da şeyh adı verilen yöneticiler bulunuyor. Kabilenin başında şeyh var yani bu liderim. Mekke şehrinin yönetimi Kureyş kabilesinin elinde yani Kureyşliler e, Mekke'yi kontrol ediyorlar dini duruma baktığımızda putperestlik yaygın. Yani böyle putlara tapıyorlar. Ve önemli sayılan putlar da Kabe'ye konuluyor. Kabe kutsal. Musevilik, Hristiyanlık ve Mecusilik dinlerine inananlar da var. Yani tabii ki Hazreti Muhammed'den önce yani peygamberimizden önce de tabii ki Hazreti Musa gelmişti. O Hazreti Musa Museviliği yaymış. O da Allah'ın dini. E, Hristiyanlığı Hazreti İsa yaymıştı. O da Allah'ın dini. Mecusilik var onlar ateşe tapıyorlar. Yani farklı farklı dinlere inananlar da var. Ama bir de putperestlik de aydın. Putperestlik derken şu kafanı karıştırmasın böyle Allah'a inanıyorlar, Allah'ı düşünüyorlar, Allah'ı biliyorlar ama putlardan yardım istiyorlar. İşte küçük bir putat böyle mesela ki makas diye bir put olsun örnek veriyorum. Ey makas bana yardımcı ol diyor. Yani böyle Allah'a kendisi dua etmiyor da bu put aracılığıyla dua ediyor. Yoksa sadece bunun Allah olmadığını biliyorlar yani ona dikkat et. Hani bazı insanlar da gidip yanlışlıkla Allah'tan istemek yerine başka şeylerden isterler ya onun gibi yani put deyince kafan karışmasın. Putperestlik esasında net bir şekilde e, yapılan bir hata günümüzde de olabilir yani. Dolayısıyla putlara böyle işte e, bana iyilik yap put, sevgili makas putu bana güzel bir şekilde para gönderir misin, bana bir mutluluk gönderir misin diye makastan istiyorlar. Delirir mi? Delirmek değil mi Tonguç? Evet hocam. Harikasın. Şimdi dolayısıyla biraz zor durumdalar. kafayı yemiş durumdalar. Sonrasında da sosyal ve ekonomik durum tabii Allah peygamber efendimiz gibi peygamberimiz gönderince bunlar düzelecek. Sosyal ve ekonomik duruma baktığımızda çeşitli sosyal sınıflar var. Şehirlerde yaşayan insanlar tarım ve ticaretle uğraşıyor ama göçebe hayat sürenler tarım yapamaz ki göçebe sürekli dolaşıyor. Dolayısıyla bunlar bedevi deniyor. Demek ki bedevi göçebe demek. Demek ki göçebe hayat sürenlere biz bedevi diyoruz. Kız çocuklarına maalesef değer verilmiyor. Gerçekten rezil. Yani kız çocuğu olduğu zaman böyle utanıyorlar. Aa diyorlar. Peygamberimiz diyor ki böyle şey olur mu? Kız çocuğu ne kadar değerli. Kız çocuğu ne kadar akıllı. Kız çocuğu ne kadar değerli Dolayısıyla kız çocuklarına değer verilmemesi bir cehalet. Bu dönemde edebiyat, şiir ve hitabet gelişmiş durumda. Bu döneme dolayısıyla cahiliye, rezillik, bilgisizlik devri deniyor. Şimdi edebiyat, şiir gelişmiş olabilir ama eğer sen kız çocuğuna değer vermiyorsan sen rezilsindir, cahilsindir diyebilir miyiz sonuçum? Evet hocam. Tamam. Şimdi... Ve Allah... ...Hazreti Muhammed'i peygamberimizi gönderecek. Hazreti Muhammed... ...sallallahu aleyhi ve sellem... ...20 Nisan 571 tarihinde... ...Mekke'de doğuyor. Babası Abdullah... ...annesi Amine... ...dedesi de Abdülmuttalip. Mekke'de doğdu peygamberimiz. Ve... Doğduktan sonra tabii çok sıkıntılar çekiyor. Annesi babası yok. Böyle zor koşullar altında onu amcası yetiştiriyor. Ama Hazreti Muhammed'in bir özelliği var. El-Emin. Yani o güvenilir bir insan. Daha İslamiyet gelmeden önce bile onu sevenler de sevmeyenler de hatta İslamiyet'i getirdikten sonra Allah ona İslamiyet'i yaydırdıktan sonra bile herkes ona gönüyor Asla yalan söylemiyor. Herkes ona güveniyor. Diyorlar ki... Muhammed diyorsa yani ona Hazreti Muhammed demiyorlar tabii o zaman daha peygamber olduğu belli değil. Muhammed diyorsa kesin doğrudur diyorlar. Hazreti Muhammed'in söylediği söz doğrudur diyorlar. Zaten İslamiyet geldikten sonra zaten peygamberimiz olacak. O zaman biz ona zaten güveneceğiz. Ama Müslüman olmayanlar bile güveniyor. O kadar güvenilir bir insan. 610 yılında Nur Dağı'nın Hira Mağarası'nda Allah Cebrail Aleyhisselam'ı gönderiyor. Yani peygamber değil de bu melek yani. Cebrail Aleyhisselam melek geliyor ve ilk vahiyi getiriyor. Vahiyi ne demek biliyor musun Hayır hocam. Vahiy de Allah'ın bildirisi, Allah'ın mesajı diyebiliriz. Allah mesajını Cebrail aleyhisselam aracılığıyla Hazreti Muhammed'e gönderiyor ve ona getirdiği ilk mesaj oku. Bak ilk mesaj oku ne kadar değerli. Ve ardından işte Allah'a anlat diyor, Allah'ı e, insanlara bildir diyor. İlk inananlar Hazreti Hatice, peygamberimizin eşi, Hazreti Ali damadı, Hazreti Zeyd, Hazreti Bekir. Hazreti Bekir de yine Sıddık diye biliniyor. Çok doğrucu bir insan. Bu insanlar ilk inanıyorlar. Hazreti Muhammed diyorlar biz sana inanıyoruz. Gerçekten Allah vardır diyorlar. Ve İslamiyet putperestliği yasaklıyor. Böyle işte makastan, helvadan, bardaktan bir şey istemeyin diyorlar. Ve köleliği de yasaklıyor. Yani e, bana üç tane köle verir misin? Tabii ki nasıl olsun uzun boylu olsunlar. Öyle şeyleri yasaklıyor. Öyle bir şey yasak. Bu da tabii ki Kureyşlerin tepkisini çekiyor. Kureyşler diyor ki ya ne oluyor ya bir dakika ya putperestlik devam etsin ne güzel putlardan para kazanıyorduk diyorlar. Köleliklerde ne güzel köleleri kullanıyorduk diyorlar. Ve müşrikler Müşrik demek Allah'a şirk koşan yani Allah'a inanmayan Müslümanlar üzerine baskı ve yıldırma politikası uyguluyorlar. Diyorlar ki siz köleliği yasakladınız, putperestliği yasakladınız, siz böyle olmaz diyorlar ve Hazreti Muhammed ve onun etrafındakilere zulüm etmeye başlıyorlar. Ve bazı Müslümanlar Habeşistan'a göç etmek zorunda kalıyor, Kızıldeniz'in öbür tarafına geçiliyor. Fakat baskılar o kadar çok şiddetli bir şekilde artınca Peygamberimiz diyor ki biz... Mekke'den Medine'ye göç etmeliyiz. Buna da bu göçe de hicret deniyor. Göç yani alışıldı mı? Hazreti Muhammed diyecek ki bize zulmediyorlar. Biz burada daha fazla duramayız. Yani bizi öldürmeye çalışıyorlar. Ve Mekke dönemi bitiyor. Medine dönemi başlıyor. Medine'de geçtikten sonra İslamiyet hızla yayılmaya başlayacak. Niye? Çünkü Medine'liler İslamiyet'te Müslümanlara hiçbir zarar vermiyorlar. Siz medeni bir şekilde siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz diyorlar. Ve İslam Devleti'nin temelleri atılıyor. Bak Medine'ye göç ettikten sonra İslam Devleti'nin temelleri atılıyor. Peki Mekke'den Medine'ye göç ettikten sonra Mekkeliler İslamiyet'in yayıldığını görünce ne olacak? Sinir olmuşlar mıdır? Evet hocam. Evet sen haklısın Tomuç'um. Sinir oluyorlar ve diyorlar ki biz diyorlar saldırmalıyız diyorlar. Ama bizler de tabii ki yani biz Müslümanlar da e, e, bize saldıracaklarını bildiğimiz için onlarla Bedir Savaşı diye bir savaş yapacağız. Burada Bedir kuyuları yakında bir savaş yapacağız. Niye? Çünkü Mekke'den Medine'ye göç ederken mallarımız orada kaldı. Bize ait mallar orada kaldı. Her şeyimizi bırakıp kaçtık. O yüzden mallarımızı geri almak için. Ee, ...mallarımızı yağmalıyorlar, Müslümanların mallarını yağmaladıkları için... ...biz Bedir Savaşı yapıyoruz. Ve Bedir Savaşı sonrasında 1-0 oluyor. 1-0 ne demek biliyor musun Songuç'um? Hayır hocam. 1-0 ne demek? Hayır diyorsun ama biliyorsun ki 1-0 biz kazandık. Öne geçiyoruz. İlk askeri başarımız. Yani Mekkeliler yeniliyorlar. Yani Mekkeliler derken o zaman Müslüman olmayanlar yeniliyorlar. Müslümanlar kazanıyor. Ve İslamiyet'in yayılışı hızlanıyor. Ve İslamiyet'in yayılışı hızlandığı gibi... ...ele geçirilen esirlerden Müslümanlara okuma yazma öğretmeleri karşılığında serbest bırakıyoruz. Eğer diyoruz biz şimdi kazandık ya diyelim ki bunlar Müslümanlar olsun. Müslümanlar. Şunlar da şeyler olsun. Nedir onun adı? Ee, Müslüman olmayanlar olsun. Diyoruz ki siz yani yenildiniz ama eğer bize okuma yazma öğretirseniz sizi serbest bırakırız diyoruz. Bu da eğitime verilen değer. Bak bu da çok çok önemli. Tonguç evladım benim. İslamiyet'in yani Müslümanların ordusu, müşriklerin ordusu Bedir köyünün etrafında, Bedir kuyudan etrafında savaşıyoruz ve Müslümanlar kazanıyor. Sonrasında Uğuz Savaşı var. Müşrikler Bedir Savaşı'nın intikamını almak için tekrar saldırıyorlar. Ama biz bu sefer bir bir oluyor. Çünkü bu sefer Uhud'da Müslümanlar kaybediyor. Niye? Peygamberimiz diyor ki bak diyor. Sakın diyor okçular tepeyi terk etmesin. Yani şimdi buradan Müslümanlar saldırıyor. Buradan kafirler saldırıyor. Biz savaşı kazansak bile burayı terk etmeyin diyor. Biz savaşı kazandık diye buradaki okçular tepeyi terk edince burada a diyorlar. Burada okçular tepeyi terk etti. Bu arkadan dolaşıp hop diye gelip bizi arkadan sıkıştırıyorlar. Dolayısıyla okçuların tepeyi terk etmeleri sonucu savaş kaybediliyor. Peygamberimiz demişti ki tepeyi terk etmeyin demişti. Böylece tepeyi terk ettikleri zamanda maalesef ne olacak? Müslümanlar kaybediyor. Hazreti Muhammed yaralanıyor. Peygamberimizin amcası Hazreti Hamza şehit oluyor. Gerçekten Müslümanlar için çok üzücü bir durum oluşuyor. Ardından da Müşrikler seviniyorlar, oh be diyorlar Müslümanlara zarar verdik, hadi gidelim bir kez daha saldıralım diyorlar. Bir kez daha saldırdıklarında Mekkeli müşrikler geliyorlar ama biz çukur yani hendek kazıyoruz. Müşrikler yani kafirler Müslümanları tamamen ortadan kaldırmak istiyor ama e, biz Selman-ı Farisi'nin tavsiyesiyle hendek kazan Müslümanlar Mekkelilere geçit vermiyor. Bu da istişareye verilen önem. Yani şimdi Hazreti Muhammed peygamber ama Allah'ın elçisi ama o da bir insan. İnsanlardan fikir alabiliyor. Diyor ki ne yapmalıyız sizce diyor. İşte Selman-ı Farisi diye birisi diyor ki ya Muhammed biz eğer çukur kazarsak çukur kazamazlar, geçemezler diyor. Ve böylece Hendek Savaşı'nda iki bir tekrar biz kazanmış oluyoruz. Niye? Çünkü geri çekiliyorlar. Bu savaştan sonra Mekkeli müşrikler savunmaya çekiliyor. Diyorlar ki eyvah biz kazanamadık geri çekilelim diyorlar. Şimdi istişarede danışmak demek. Şimdi 628 yılında Mekkeli müşrikler ile Hudeybiye anlaşması yapılıyor. Bir anlaşma yapıyor Mekkeli müşrikler ve Medineli Müslümanlar. Müşrikler ise anlaşmaya uymuyor ve 630 yılında Anlaşmaya uymadıkları için biz Mekke'yi fethediyoruz ve artık Mekke Müslümanların oluyor ve Kabe'yi putlardan temizliyoruz. Ama peygamberimiz Mekke'yi fethettikten sonra hiç kimseye zulüm yetmiyor, Hiç kimseyi öldürmüyor yani. Mekke'ye böyle normal bir giriş yapıyoruz biz böyle ve müşrikler de anlıyorlar. Biz çok büyük hata yapmışız. Müslümanlar ne kadar iyi insanlarmış diyorlar. Hz. Muhammed son hacında Müslümanlara veda hutbesiyle sesleniyor. Fakat veda hutbesiyle Müslümanlara değil esasında tüm insanlara sesleniyor. Çünkü Ey Müslümanlar demiyor, ey insanlar diyor Peygamberimiz. Yani tüm insanlığa sesleniyor Peygamber Efendimiz diyor ki kadınların hakları gözetilmeli diyor. Kadınları asla ve asla e, hor görmemeliyiz diyor. Allah'tan başka bir ilah yok diyor. Her şeyi Allah yarattı diyor. Kur'an-ı Kerim bunu açıklıyor diyor. Kimsenin kimse üstünlüğü yok diyor. Yani işte sen zenginsin, sen fakirsin, sen işte siyahsın, sen sarışınsın, sen kırmızı saçlısın, sen hiçbir şey, hiçbir fark yok diyor tüm insanlar eşittir diyor. Asla ve asla birisi böyledir, birisi şöyledir. Sen işte zayıfsın, sen şişman. Öyle hiçbir şey yok. Herkes eşittir diyor. Kimse kimseye üstün değildir diyor ve ve bütün Müslümanların da kardeş olduğunu söylüyor. Herkes birbirine sarılıyor, herkes çok mutlu oluyor ama tabii ki Peygamber Efendimiz artık vefat edecek. 638'de vefat edecek. Son veda hacında hutbe veriyor ama bu hutbesi gerçekten e, çok değerli bir hutbe. Yani ey insanlar hepiniz eşitsiniz diyor. Kimse kimseye işte ben Arabım, hayır ben Sırbım, ben Roma'nım, hayır hayır herkes eşittir diyor. Herkes eşit olduğunu bilmeli ama Allah'a inanmak tabii ki bir üstünlüktür. Ben Allah'a inanıyorum, ben Allah'a inandığım için, e, Müslüman olduğum için gurur duymalıyım diyor. E tabii ki biz de Türklüğümüze gurur duyuyoruz ama biz Türk'üz, diğerleri çok kötü demiyoruz. Biz kendimizle de övünüyoruz sadece, diğerlerini ezmiyoruz. Dolayısıyla bütün insanlar eşit, bütün insanlar e, kardeş, bütün Müslümanlar kardeş ve Allah'tan başka da ilah olmadığını Hazreti Muhammed hutbesinde söylüyor. Sonrasında İslamiyet tabii ki tüm dünyaya yayılmaya başlayacak. Arap Yarımadası'na ardından Dört Halife döneminde işte Arap Yarımadası'nın da dışına yayılacak. Ta İspanya'ya kadar gidecek. Burada Emeviler ve Abbasiler dönemi var. Emeviler ve Abbasiler dönemine geçmeden önce Dört Halife dönemine yani Cumhuriyet dönemine geçiyoruz. Cumhuriyet dönemi derken şu kastediliyor. Yani buradaki halifeler yani yöneticiler seçimle iş başına geliyor. Şimdi halife ve peygamber aynı şey mi demek Tonguç'um? Hayır hocam. Harikasın. Aynı şey demek değil. Halife Devlet yöneticisi ve dini lider. Ama peygamber Allah tarafından gönderilen e, kişi. Elçi yani Allah'ın elçisi yani. Dolayısıyla Cumhuriyet döneminde halifeler... ...Hazreti Mehmet'in vekili olarak... ...Müslümanların imamlarını ve İslam dininin koruyuculuğunu yapan kişilere... ...halife deniyor. Halifeler e, seçimle iş başına geliyor. Hazreti Bekir, Hazreti Ömer mesela... ...Hazreti Bekir doğruluğuyla tanınıyor. Sıddık, doğru, doğrucu bir insan. E, zaten hepsi doğruları söylüyor ama çok... E, ...Hazreti Ebubekir tam doğrucu yani. Hazreti Ömer adaletiyle tanıyoruz Hazreti Ömer çok önemli. Hazreti Osman, Hazreti Ali bunlar çok çok değerli insanlar. Sonradan zaten Emeviler, Ardan Abbasiler, Ardan Memlükler sonra da halifelik Osmanlı'ya geçecek. Yani ...işte ilk bizim Osmanlı halifesi... ...Yavuz Sultan Selim olacak. Sonrasında Kanuni Sultan Süleyman. En son halife yine Türkiye'de... ...Abdülmecid Efendi olacak. Yani halifelik Türklere geçecek. Çünkü e, bizler İslamiyet'i çok büyük bir topraklara yayacağız böyle. Şimdi Araplar tamam güzel yaymışsınız. Eyvallah teşekkür ederiz sevgili Araplar ama... ...bizler Balkanlara, Afrika'nın diğer kesimlerine farklı farklı yerlere, Orta Asya'ya, Kuzey'e birçok yerlere de yayacağız. İslamiyet'in koruculuğunu üstleneceğiz. Şimdi Hazreti Ebekir ilk halife yalancı peygamberler çıkıyor. Hazreti Muhammed ifade ettikten sonra ben de peygamberim, ben de peygamberim diye böyle yalancı tipler çıkıyor. Onları durduruyor ve Kur'an-ı Kerim'i kitap haline getiriyor. Hazreti Ömer adalet demiş hatırlarsan adaletiyle ön plana çıkıyor. Ülkeyi eyaletlere ayırıyor. Valiler ve kadar atıyor çünkü ülke büyüdüğü için. Divan örgütü yani meclis kuruyor. Divan demek meclis demek e, Beytül Mal adı verilen devlet hazinesi oluşturuyor. Bak Beyt ev demek Tonguç'um. Beytullah Allah'ın evi yani Kabe. Beytül Mal e, malların bulunduğu yer yani hazine. Mesela Beytül Hikme Hikmetlerin bulunduğu yer yani işte üniversite oluyor yani. Beyt ev demek bunu da bilmen lazım Tonguç'um. Hicri takvim yapılıyor ve ilk kez düzenli bir ordu kuruluyor Hazreti Ömer döneminde. Hazreti Osman döneminde ilk İslam donanması oluşturuluyor. Kıbrıs adası fethediliyor. Kur'an-ı Kerim çoğaltılıyor. Böylece Kur'an-ı Kerim'in zarar görmesi engellenmiş oluyor. İç huzursuzluklar başlıyor ve Hazreti Osman şehit ediliyor. Sonra Hazreti Ali döneminde iç karışıklıklar devam ediyor. Böyle cemel olayı yaşanıyor. Böyle Müslümanların arasında bir mücadele yaşanıyor. Müslümanlar birbiriyle sıfın savaş yapıyorlar. Ve hakem olayı yapılıyor ama hakem olayından sonra da Müslümanlar arasında ayrılıklar başlıyor. Gerçekten Müslümanlar artık birbirlerine girmeye başlıyorlar maalesef. Ve Hazreti Ali Müslümanlar öldürüyor. Gerçekten çok garip bir şey. Müslümanlar birbirleri arasında mücadele ediyorlar. Ve Hazreti Ali'den sonra Emevi dönemi başlıyor. Emevilerin kurucusu Muaviye. Muaviye halifeliği saltanata dönüştürüyor. Yani halifelik artık seçimle değil de babadan oğula geçen bir sisteme dönüşüyor. İslam parasını basıyor. Arapça resmi ismi dil kabul ediyor Emeviler. Ve Arap olmayan Müslümanları mevali yani köle olarak adlandırıyorlar. Dolayısıyla Emevilere e ırkçı diyebilir miyiz? Evet hocam. Evet, Emeviler ırkçı. Dolayısıyla şöyle, Emeviler şöyle sinirli bir tip çiziyorum. Tamam Emeviler ırkçı. Emeviler ırkçı olduğu için zaten biz Türkler Emeviler döneminde İslamiyet'i seçmiyoruz. Yani bunlar ırkçı böyle olmaz diyoruz. Ama Abbasiler çok iyi. Abbasiler iyi olduğu için Abbasilere yardım edeceğiz. Abbasilere koruyacağız. Ve Abbasiler döneminde İslamiyet'e geçip sonra da İslamiyet'in en büyük koruyucusu olacağız. Şimdi Emeviler Tarık bin Ziyad komutasına Cebeli Tarık Boğazı'na geçip İspanya'yı fethediyor. Ve bölgede Endülüs Emevi Devleti'ni kuruyor. Aynı zamanda Emeviler, e, e, de Endülüs Emeviler yani şuradaki Emeviler, şurada göstereyim yerini. Hmm, şurada haritamızda İspanya'daki Emeviler nerede? İslamiyet'in yayıldığı arazide, burada gösterelim. Şurada bak. Endülüs Emeviler burada bak. Buralara geliyorlar. Tabi buralara İspanya'ya kadar geliyorlar Tonguç'um. Dolayısıyla Endülüs Emevi Devleti kuruluyor ve Endülüs Emevileri bilim, sanat ve kültür alanında önemli ee, çalışmalar yapıyorlar. Mesela şu anda Cordoba diye geçiyor İspanya'da. Kurtuba Camii. Bunu biz yapıyoruz. Sonra onlar Hristiyanlar böyle değiştirip e, kiliseye dönüştürüyorlar. Sonra Abbasiler var. Abbasiler'e böyle gülümseyen bir ifade koyuyorum Çünkü Abbasiler ırkçı değil. Arap olmayan Müslümanlara köle falan demiyor. Herkese eşit diyor. Aynı peygamberimiz gibi. Yani. Peygamberimiz tüm insanlara eşittir demiş miydi? Evet hocam. Aynı şekilde Abbasiler de kimseye öyle oysun bu kötü demiyor. Ee, kurucusu Ebu Abbas Abdullah. Başkentleri Bağdat. En parlak zamanı Harun Reşit hoşgörülü politikalarıyla birçok milletin Müslüman olmasını sağlıyorlar. Eski Yunan eserlerini Arapçaya tercüme ettiriyorlar. Bağdat'ta Beytül Hikme, Beyt Ev demekti, de Hikmet Evi yani üniversite kuruyorlar. Abbasiler Türklere özel Samarra ve Avasım şehirlerini kuruyorlar. Yani Türklerin askeri gücünü bildikleri için onlardan savunmada, e, güvenlikte faydalanıyorlar. Talas Savaşı diye bir savaş var. Talas Savaşı'nda şimdi Çinliler var. Şöyle Çinleri çiziyorum. Çinliler ve Abbasiler yani Araplar var tamam mı? Araplar da burada. Bunlar böyle savaşıyorlar tamam mı? Savaşırlarken Araplar diyor ki eyvah gözleri küçülüyor Arapların. Biz diyorlar Çinlere yeneceğiz. Kimlerden yardım isteyebiliriz? Türklerden. Araplara Türkler yardım edince biz Türkler gelince Araplar yani Abbasiler Çinleri Mortanzi transi yapıyor yeniyor ve Türklerle Araplar dost olmaya başlıyor. Talas Savaşı'nda 751 Talas Savaşı'nda Türklerin Abbasileri desteklemeleri Türklerin Müslüman olmasını zandıran bir gelişme oluyor. Yani Abbasiler diyor ki Türkleri abi sizin sayenizde çok güzel bir şekilde savaştan kurtulduk Çinlerin silasından kurtulduk o zaman siz çok güçlüsünüz. Siz bize yardım edin. Biz size Samarra ve Avasım şehirlerini verelim. Bizim şehirlerimizi e, koruyun. E, bizim sınırlarımızı koruyun diyorlar. Biz Türkler de diyoruz ki tamam güzel. ...Abbasileri sevdik. Siz iyi insanlarsınız. Aynı zamanda biz de tek bir Allah'a inanıyoruz. Çünkü biz Türklerde gök tanrı inancı var. Yani tek bir Allah var bizde de. Bizde cennet cehennem var. Bizde de işte Allah'ımız için kurban kesebiliyoruz. Bizde temizlik var. Bizler de kadınlarımıza çok önem veriyoruz. Kadınları asla ezmiyoruz. Bizde kadınlara çok değer veriliyor. Mesela e, Hakan'ın eşi hatun sarayda Hakan'ın yanında duruyor böyle. Aynı zamanda yönetime katılabiliyor yani. Böyle e, cahiliye dönemindeki Araplar gibi değiliz diyoruz. Tamam biz de değer veriyoruz kadınlarımıza, annelerimize, eşlerimize. O zaman biz de Müslüman olabiliriz diyoruz ve kitleler halinde İslamiyet'e geçiyoruz. Evet konumuz gördüğün gibi çok hızlı bir şekilde bitti. O zaman e, ödevlerimizi verelim Tonguç'um. Biliyorsun ki sıfırdan altıya sözeldi. Taktikli Sözel'de bu kitapları Tonguç mağazadan, bak aşağıdaki açıklamadaki Tonguç mağazadan ya da sana en yakın Tonguç hesapçısından alabilirsin Tonguç'um. Zoru Bankası'ndan, Dinamo Zoru Bankası'ndan, Taktikli Sözel'den ve Sıfırdan Altıya Sözel'den mutlaka ödevlerini yap hangileri varsa sende. İslamiyet'in doğuşu konusuyla alakalı. Burada zaten çok güzel bir şekilde bu konuları sana anlattık. Bak burada hemen şöyle göstereyim. Ee, İslamiyet'in doğuşunu bak evet. Bak burada İslamiyet'in doğuşu, siyasi durumu anlattık. Ardından diğer Hazreti Öbekir, Hazreti Osman, Hazreti Ömer, Hazreti Ali dönemlerini anlattık. Aynı zamanda İslamiyet'in doğuşunu Talas Savaşı ile anlatacağız. Burası çok esprili, çok renkli anlattık. Mutlaka buradan çalışıp okumanı tavsiye ediyorum. Hadi bakalım ee, ödülü sorumuzu yap, yorumlara yola. Yorumlar, yorumlar. Şimdiden sınavlarına başarılar diliyorum. Görüşürüz hocam.